akşamlar değerli seyirciler. Halkın Avukatı programıyla karşınızdayız. Gene hüzünlüyüz, gene acılar içindeyiz. Acımızın pek çok sebebi var. Dün yaşanan o büyük faciadan hala etkisinden kurtulamadık ama bir saat kadar önce Mardin'de iki şehit haberi geldi. Üst üste yaşanan acılarla bazı şeyleri sağlıklı analiz etmeye çalışıyoruz. Ama bunu ne kadar yapabileceğiz bilemiyorum. Yani soğukkanlımızı korumamız lazım. Ama duygusallığa kapılmamak mümkün değil. Çünkü göz göre gelen ölümlerle karşı karşıyayız. Önceden kimin yapacağı, nerede yapacağı, nasıl yapacağı bilen katliamları yaşayan bir ülkenin yurttaşı olarak sesleniyorum size. Hepimiz aynı durumdayız. Hiçbirimizin bırakın yarını, bir saat sonra ne olacağı belli değil. Büyük şehirlerde tamamen insanların can güvenliği kalmamış vaziyette. Bunun sorumluları da hiç çekinmeden güvenlik zafiyeti yoktur açıklaması yapıyorlar. Belki işin en acı ve ibret alınacak yönü de bu. Bugün bunları konuşacağız. Bu terör saldırısını, dün akşam, dün gece gerçekleşen o alçak saldırıyı konuşacağız. Programımız iki bölümden oluşuyor. Her zaman gibi biliyorsunuz. Kısa bir reklam aramız olacak. İkinci bölümde Ankara Barosu'nda bir ön seçim heyecanı var. Onu konuşacağız. Birinci bölümde dediğim gibi o terör saldırılarını konuşacağız ve ardından gece yarısı mecliste yargıya yönelik yapılan popüler tabiriyle darbe girişimi var. Onu konuşacağız. Yargıtay ve Danıştay üzerinden yapılan bütün bunları da sizin gayet yakından tanıdığınız ekranlarda, bu ekranlarda, bu programda sıkça gördüğünüz çok değerli bir hukukçu, Ankara Barosu Başkanı Sayın Avukat Hakan Canduran olacak konuğumuz. Üstad hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve şehitlerimize de hem İstanbul'daki terör saldırısında hem biraz önce gelen haberde, hem bir saat önce hayatını kaybeden şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara başsağlığı diliyoruz Sayın Başkan. Şimdi hani insanın gerçekten bazı şeyleri öfkelenmeden sükunetimizi koruyarak konuşalım ve aklın yolunu bulalım diyoruz ama yani insanın aklına şu geliyor. Bu teröristler senin benim paramla bizim hastanelerimizde senden benden öncelikli olarak tedavi edildi ve ediliyor. Şimdi gidin bakın Hatay'ın, Urfa'nın, Antep'in hastanelerine. Evet. Bu IŞİD'liler var. Belki sıradan bir yurttaşımız gitse kuyrukta bekleyecek. Bir sürü prosedür olacak. Yok yatak yok denecek. Belki de o hastanede yatamayacak. Belki hastanede yatamayacak. Ama bu IŞİD'lilere bu devlet bütün imkanları açtı. Senin benim paramı açtı ve döndü dolaştı adamlar geldi. Atatürk Havalimanı'nda bu alçakça saldırı, bombalı, silahlı, planlı, pusulu bu alçakça saldırıyı gerçekleştirdiler. Şimdi böyle olunca insanın aklına bunların geçmişte bu siyasi iktidarın bu IŞİD'le ilgili yaptığı açıklamalar geliyor. Hatırlıyor musunuz? Dışişleri Bakanı'ydı o zaman Davutoğlu. Evet. Bunlar öfkeli gençler demişti. Sonra Orhan Miroğlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Milletvekiliydi AKP'den. IŞİD terörist değildir demişti. IŞİD ve PKK ikisi de terörist değildir demişti. Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyoruz? Eğer bunlar terörist değilse... Yok değilmiş ya. Hı hı. Şey diyorlardı. IŞİD'le ilgili olarak. Nankör demişti başbakan. Hatırlıyor musun? Evet. Evet çok iyi hatırlıyorum. IŞİD'e nankör demişti. Ya nankör demek ne demek? Yapılan iyiliğin karşılığında vermeyen demek. Vermeyen. Ya siz bunlara niye iyilik yaptınız ki nankör diyorsunuz? Evet. Ve işte görüyorsun şimdi... hiç utanmadan bir de dün iktidar partisinden artık isimlerini söylemeyelim. Millet zaten onların isimlerini de yüzlerini de görmek istemiyor. Hiç adamların ismini zikredip de milletin de canını sıkmayalım. Tuttular Kemal Kılıçdaroğlu'nun hendek arkadaşları bunu yaptı dedi. Yani adamdaki şeye bak, yani bir düşmanlığa bak. Evet. Kendisinden olmayana yönelik düşmanlığa, ön yargıya bak.
Ve bunu yapanlar başbakan açıkladı, IŞİD'miş. Bu PKK'yı kastediyor ve PKK'yla da ana muhalefet partisinin sayın genel başkanını özdeşleştirmeye çalışıyor. Ama elinde patladı. Evet, evet. Buyur Sayın Başkan. Şimdi öncelikle dünkü hain saldırıda yitirdiğimiz vatandaşlarımız için başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hepsi için. Ayrıca yaralı vatandaşlarımıza da ki çok fazla yaralı vatandaşımız var. Bir an önce acil şifalar diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Evet, artık durduramayacaklarını anladılar. Ama üstünü örtme çabası, hala olanları bir başkasına yıkma çabası içindeler. Ama şunu söyleyeyim, bu millet artık anladı. Bu millet anladı. Ya artık anlayıversin, evet, yani. Evet, artık anlasın. Bu daha ne olacak kardeşim? Rankör IŞİD falan değil. Bunlar terörist IŞİD. Bunlar terörist PKK. Bunların masum insanlar üzerinden kan akıtmaktan başka hiçbir dertleri yok. Gözü dönmüş caniler, caniler. Ama işin sıkıntısı nerede biliyor musunuz? İşte bu canileri zaman zaman yanında tutanlar, evet, zaman zaman karşısına almış gibi gösterenler, İşte bugünleri ne yazık ki Türk milletine yaşatıyorlar. Ne yazık ki bu kaos ortamında insanları sokağa çıkmaktan korkar hale getiriyorlar. Ben bunu görüyorum, başka bir şey görmüyorum. Evet. Ama ben rahatladım. Akşam başbakanın açıklamalarını dinleyince, yani ülkede bir güvenlik zafiyeti olmadığını, yani bu eylemler... Tabii tabii. Ben onu duyunca hakikaten rahatladım. Herhalde bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin kabahati bu. Sevgili Murat, bu ülkede, ölenler suçlu o zaman. Evet, bu ülkede bir kişinin güvenlik zafiyeti yok demesiyle biz gördüklerimizi kaybedeceksek, gördüklerimizden vazgeçeceksek, zannediyorum bir kısım insan da böyle davranıyor. Biz böyle bakamayacağız. Bu ülkede güvenlik zafiyeti çok yüksek seviyede. Bu ülkede ne polis teşkilatı bıraktılar, ne asker bıraktılar, ne güvenlik bıraktılar, hiçbir şey bırakmadılar. İşte MİT, evet, yok edildi gitti, bilgi gelmiyor, görülmüyor, önlenemiyor. 3 tane üzeri bomba yüklü terörist ellerinde kocaman uzun namlulu silahlarla şehrin en çok korunan yerlerinden birinin içine dalıp onlarca insanı katlediyor. Nişan alarak katlediyor. Kendisiyle boğuşan polis memuruyla birlikte bombayı patlatarak katlediyor. Bu kadar gözü dönmüş, bu kadar cani haldeki insanlar acaba kimin işine yarar? Hangi hükümetin işine yarar? Hangi hükümet görevlisinin işine yarar? Bunu anlamak gerçekten çok güç. Ama bir insanlık trajedisini ne yazık ki bu ülkede yaşatmaktan geri kalmıyorlar. Bildiğim kadarıyla 300'e yakın vatandaşımız bu tip terörist kanlı eylemler neticesinde öldürüldü. Binlerce vatandaş da yaralandı. Nereye kadar sorusu, ben bunlar devam ettiği sürece olacağı kanaatinden geriye gidemiyorum ne yazık ki. Şimdi yani bunun sorumluluğunu gördüğün gibi iktidar sahipleri üstlenmiyor. Ya bu nasıl bir akıl tutulması, nasıl bir gözü dönmüşlük? Terör örgütü katliam yapıyor. Başımızda zaten terör örgütü eksik olmuyor. Evet. Bir Güneydoğu'da veya şehirlerde bombalar patlatan, askeri polis şehit eden o PKK terörü. Evet. Şimdi bir de bu IŞİD terörü çıktı başımıza. 7 Haziran'dan sonra PKK 600'den fazla can aldı. Şehit verdik 600'den fazla. Yaralıların sayısı binleri geçiyor. Şimdi bu IŞİD belası çıktı. Ve bütün bunlar olurken memleketi idare edenler hep başkasını suçluyor. Hep başkasını suçluyor. Hep başkaları, evet, suçlu. Yani hiç ne bir istifa eden bürokrat var, ne bir istifa eden siyasetçi var. Suçlu kim? Aç basını. Suçlu CHP. Evet. Suçlu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani insanın artık yani bunlara ya bir ne içiyorsunuz kardeşim diyesi geliyor ya. Ya bırakın şunu, ne kullanıyorsanız bırakın şunu kullanmayı. Hadi bunlar kendilerini bu işe adamış profesyonel
hani yalancı demek de dilim varmıyor ama bunlar artık bunu profesyonelleştirmiş, içselleştirmiş, anlık manipülasyon yapabilen adamlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Ya bu millete ne demeli? Yani birçok işte, vatandaşımız da inanıyor buna. İşte memleketi yöneten insanlar bunlar. Evet. En açık örneğini dün akşam gördük. Ya bombayı patlatan alçak, bu kadar sivili, görevliyi, polisi şehit eden alçak, işte kelime-i şehadet getirerek, kutsal dinimizi de bu teröre alet ederek, ne yazık ki, bombayı patlatıyor, insanları katlediyor. Ya daha duman üstünde, seni küçükliyor televizyona, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmem neleri bunlar falan filan diye hedef saptırıyor. Ya bu memleketteki, yani bu ülkeye verebilecekleri en büyük kötülüğü yapıyorlar. Ya yeter artık, iktidardasınız kardeşim, bu kin ne, bu öfke ne, ne alıp veremediğiniz var sizin bu ülkenin diğer insanlarıyla, bu ülkenin geri kalanıyla, ne düşmanlığınız var sizin? Sevgili Murat, aslında burada bir açıklamayı halka sürekli yapmak gerekiyor. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nu nereden vurmaya çalışıyorlar? İşte meclis komisyonlarında Cumhuriyet Halk Partililerin PKK'ları ziyaret ettiği yönünde bir haber çıkar. Bütün partilerin milletvekilleri gitti. İşte buna lütfen bu açıklamayı bizim sürekli yapmamız lazım. Hükümetin temsilcileri de vardı ve meclis olarak gidildi. Partisel bir yanı yoktu. Ne ana muhalefet partisinin başkanının bunda bir dahli vardır. Buna meclis olarak bir komisyon halinde gidildi. İçinde AKP'li milletvekilleri çoğunluktaydı bu ekibin. Halkın bunu görmesi lazım. Ya, sürekli hatırlatmamız değerli lazım. Değerli başkan, terörist ziyareti deyince benim aklıma İmralı geliyor. Evet. Sen bana İmralı'ya gidenlerden haber ver. İsveç'te yapılan görüşmelerden haber terörist ver. Terörist başını kimi ziyarete gitti? Hangi siyasiler? Evet. Hangi bürokratlar? Kimin emriyle gitti? İtten kimler gitti? Evet. Kim gönderdi? Bunların halka hatırlatılması gerekiyor. Kandil'le, evet. Avrupa'yla, Oslo'yla, şurayla burayla irtibatını kopartmayan, pazarlık evet. yapan kim? Yani cezaevinde insan hakları izleme komisyonu her partiden milletvekilleri evet. gitmiş. Bunun üzerine CHP terörü destekliyor. Evet. Güya böyle oldu. Öbür kenarı Kandil'de görüşürler. Oslo'da görüşürler. İmralı'da ayağına evet, giderler. Ayağına giderler. Televizyon koyarlar odasına. Evet. Yanına sekreterye oluştururlar. Evet. Başka cezaevlerinden hükümlüleri getirirler. Yalnız kalmasın, keyfi kaçmasın diye villada yaşatırlar. Ve bunu barış adına yaptıklarını söylerler. Ha, bunu barış adına yaptıklarını söylerler. O barış adına yaptıkları o cici kelebek çocuklar döner gelir şehirlerde bombaları patlatır, polis evet. askeri şehit eder. Gene kabahatli CHP olur, gene kabahatli Kemal Kılıçdaroğlu evet. olur. Ya hani insaf da demiyorum artık, insafın olmadığını biliyorum artık. Evet. Evet. Ama yeter artık. Yani üstünüze düşeni yapın. Milleti, ülkeyi bölmeyi bıraksınlar artık ya. Yani yapacağınız 3 kuruşluk güvenliği sağlamak, şunu sağlayın bari. Evet. Yapamıyorsunuz. Hani yapamayıp deyip istifa eden, çekilen falan da yok. Böyle bir kültürü bunlar yok ettiler biliyor musunuz? Türkiye'de istifa kültürü zaten çok yüksek bir kültür değil. Ama bu hükümetle birlikte bu kültürden tamamen vazgeçilmiş oldu. Bırakın istifayı, hükümet edenler hükümet etmenin sorumluluğunu bile üstlerinde taşıyamadıklarını ortaya koyuyorlar. Ve ne hikmetse ne kadar ortamda suçsuz ortamı germemeye ve düzeltmeye çalışan varsa yükü ve suçu onların üzerine bırakmaya çalışıyor. Ya bakanların yolsuzlukları ortaya çıktı. Bakanlar yargılanmadı. Evet. Mecliste aklandı. Yargıda değil. Evet, evet, evet. Oy çoğunluğuyla adamlar aklamaya çalıştılar. Aklayamadılar. Şimdilik kurtardılar. Evet. Bak Amerika'ya gidemiyorlar. Ya ne acı. Bayraktar, Erdoğan Bayraktar seviniyor. Gördünüz mü geçen evet. gün basında? Yani bu memleketin bakanı ya ben Amerika'ya gidebildim biliyor musunuz diye açıklama yapıyor. Beni tutuklamadılar diyor çocuklar gibi. Sevinsin. Öbürleri gidemez ama diyor. Onların ismi var diyor. Evet. Çok acı değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları başka bir ülkeye seyahat edemiyorlar. Bir tanesi de gittiği için gurur duyuyor. Beni evet. tutuklamadılar diyor. Ya sen ne yaptın ki sen bu kadar seviniyorsun? Beni tutuklamadılar ne demek? O da farklı şeyler aklı getiriyor bu sefer. Beni tutuklamadılar diyor. Benim ismim yok o listelerde evet. diyor. O da ona seviniyor. Evet. Yani bu sevinilecek şey mi? Tabii olmayacak ya. Tabii ki olmayacak. Evet. Ve bu bütün bu sistem içerisinde mecliste yargıya bir darbe
gerçekleşti. Hemen üstüne değil mi? Anlat üstadım, ne oldu? Şimdi ne oldu? Danıştay kanunu, Yargıtay kanununda acil değişiklik çabaları bir anda Yargıtay ve Danıştay'ın daire sayılarının azaltılması, üyelerin azaltılması ve bunun anayasaya uygun olduğuna ilişkin, affedersiniz de, çirkin bir gerekçe. Anayasanın 154. 155. maddesi o kadar açık ki, bu kişiler seçimle gelmişler. Evet. Siz yasayla alamazsınız ellerinden. Evet. Anayasal suç işleniyor, anayasa yok ediliyor. 5 günlük süre içinde bu kişilerin yerine yenileri seçilecek. Yani ben şunu anlıyorum, hükümet gelecek 12 yılın güvencesini kendi oraya koyduğu yargıçlarla sağlamaya çalışıyor. O ya, kadar net. Çok acı, oraya giden insanlar şimdi ne büyük bir töhmet altında kalacaklar. İnanılmaz. Bir şey daha var sevgili Murat. Herkes bunu gözden kaçırıyor. Yüksek yargı üyeleri için belirtilen bu kısıtlamalar, görevden almalar, daire başkanları, başsavcı, başsavcı vekilleri, başkan vekillerine uygulanmıyor ne hikmetse. Onlara uygulanmıyor ama diğer yargı üyelerine uygulanıyor. Şimdi ne yapılıyor burada? Bakın sonuçları nerelere gidiyor. Bu üyelerden bazıları HSYK üyesi seçiliyor. Bazıları Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçiliyor. Şimdi orada olanların durumları ne olacak? O insanlar acaba oradaki üyelikleri devam edecek mi, yoksa o kurumlarda mı lağvedilecek bir yandan? Şimdi bu korkusu var insanların. Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o kadar açık ve net kararları var ki, bir mahkemenin bağımsız olabilmesinin temel koşulu yargıçların atanması usulüdür ve onların görevden alınması usulüdür. Siz şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilse, Anayasa Mahkemesi'nin yargısına gidilse, anında karşı bu kanunun iptali Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde anında aleyhimize kararlar gelecek. Gelecek. Daha da ötesi. Belki umurlarında da değil aslında. Aslında tabii amaca ulaşılmış olacak. Neden? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu bir paralel operasyonuysa, hep bunu söylüyorlar ya arkadan. Paralel temizliği. Paralel temizliği ise hangi kıstas, hangi hakimin, hangi yüksek hakimin cemaatle bağlantısını nasıl tespit ettiniz? Bize bildirin, görelim, biz de kani olalım. Hayır, kapalı kapılar ardında. Peki, kendisine biat etmeyen kim varsa bu paralel diyecek. Hah, bakın, şimdi olay şu. Cemaatten kurtarıyorum derken, sarayın evet, kontrolünü almaya çalışıyorsunuz. Biz baştan beri söylüyoruz. Yargıcın tek efendisi hukuktur diyoruz. Evet. Yargıcın efendisi başka bir şey olamaz diyoruz. Ama bu yasal değişiklikle Türkiye'nin önü tamamen ve tamamen kapatılıyor. Şimdi sen de söyledin Sayın Başkan. Paralel ile mücadele ediyoruz diyor. Bir kere ben buna inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musun? Bunların en büyük düşmanı İsrail'di. Ne oldu? Aslanlar gibi şimdi ölenler orada öldüğüyle kaldı. Evet. Bunlar burada anlaştılar, el sıkıştı, tokalaştılar. O kolaları falan döküyorlardı. Şimdi gazetelerde işte o kolaların ne kadar iyi olduğu, işte Filistin'de falan evet, yatırım yaptığının haberleri çıkmaya evet, başladı. Bunlar yarın bir gün bu paralel, maralel dedikleriyle falan menfaatleri uyuşur, öpüşür, koklaşır, tekrar başlar. Hiç bunlar hikaye. Evet. Bu tamamen yargıyı ele geçirme operasyonu. Bu paralel, maralel bunun kılıfı. Aynen. Ben şahsen Murat Ergün olarak hakikaten bu paralel denen çetenin varlığına inanıyorum ve bunun temizlenmesi gerektiğine düşünüyorum. Ama ben kız, evet. Ama bence paralel ne kadar büyük bir tehlike ise yargı için, biat etmiş, hükümete biat eden kişiler de o kadar büyük tehlikede. O nasıl çeteyse o da çetedir. Evet. Değerli başkan, bir reklam arası geldi. Hemen geçti. Döneceğiz. Tamam. Bir kısa reklam aramız var. Sonra başkanla konuşmamıza devam edeceğiz.
Tekrar merhaba. Sayın Başkan, bu süreçte tabii içimiz kan ağlıyor. Hem ülke adına, bir de ayrıca hukukçu olarak. Yani neredeyse hukuk ifade edilecek, ediliyor diyelim. Bu ayrı bir acı veriyor bizlere. Size de bize de. Burada belki de en önemli meslek grubu barolar ve avukatlar. Avukatlar. Olmaya başladı. Bu şu sonucu da doğuruyor. Baroların yönetim tarzları, baroların izlediği politikalar, baroların hukukun üstünlüğü adına gerçekleştirdiği faaliyetler, gücü elinde tutana tabi olup olmama, hukukun üstünlüğünü savunup savunmama meselesi. Bunlar çok önemli artık, yani yaşamsal konular haline geldi. Yani o kadar önemli ki, yani içi insanı millet olarak artık içimiz kan ağlıyor. Yani bir ormanda her gün kıyıma uğrayan ağaçlar gibi tek tek eksiliyoruz. Ve aklıma gelmişken söyleyeyim, yarın Sözcü Gazetesi'nde Uğur Dündar'ın çok önemli bir yazı çıkacak köşesinde. Her hafta birbirinden değerli yazılar, her gün birbirinden değerli yazılar paylaşıyor okurlarıyla, ama yarınkini ben görme fırsatım oldu. Bu IŞİD meselesiyle ilgili mutlaka bütün seyircilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Kaçırmasınlar o yazıyı. Yani bu IŞİD'i çıktı, bilmem nesi çıktı falan derken, yani hukuk dışı yapılanmalarla mücadele edelim derken, hukuk içindeki, yani hukuki kisvesi olan kurumların hukuksuzluğuna mücadele etmeye bulacağız. Yani hangi biriyle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Evet. İşte bunun için örgütlü hukuk, bu da baro. Evet. Özgür olan. Bağımsız. Baro. Çok önemli. Ankara Barosu, yani Türkiye'nin bütün baroları sonbaharda seçime gidecek ama bir ön seçim yapacak. Evet. Sizin başkanı olduğunuz geçen seçimlerde Demokratik Sol Avukatlar grubu da bir ön seçim yapacak. Evet. Buradan önce bütün adaylara başarılar diliyorum. Size ve aynı zamanda sizinle birlikte seçime girecek bütün aday adaylarına diyelim. Evet. Başarılar diliyorum. Bizim için önemli olan baronun hukukun üstünlüğünü, cumhuriyeti, Atatürk'ü, Atatürk ilkelerini savunan çizgiyi bozmaması. Ve güçlü olması. Güçlü olması, bağımsız olması, teslim olmaması. Biat etmemesi, menfaate teslim olmaması, korkuya teslim olmaması vesaire vesaire. Çünkü evet, kötü örnekler önümüzde. Bu ön seçimle ilgili bize bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yani siz farkında mısınız? Farkındasınız tabii meselenin. Evet. Aslında ben izleyicilerimize bunu anlatın diye bu soruyu soruyorum. Yoksa ben sizin her şeyin çok farkında olduğunuzu biliyorum. Meseleyi nasıl görüyorsunuz? Bunu bir anlatır mısınız? Şimdi sevgili Murat, şöyle söyleyeyim. Yaşadığımız günler çok zor günler. Kurumların ayakta kalmasının gerektiği, güçlü olmasının gerektiği, bağımsız olmasının gerektiği günler. Şimdi Türkiye'de güçlü, bağımsız kurum dediğinizde, hukukun üstünlüğüne inanan kurum dediğinizde, hükümetten etkilenmeyen kurum dediğinizde aklınıza sadece ve sadece barolar geliyor. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir baroları, Türkiye Barolar Birliği, evet, açık bir şekilde Atatürk ilkelerine, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in değerlerine uygun davranan, bütünlüğe, üniter yapıya, inanan, anayasanın uygulanması zorunluluğuna inanan, ilk dört maddesinin hiçbir koşulda değiştirmeyeceğine inanan, değiştirilmesini teklif dahi edenlere açık açık karşı koyabilen barolarız. En ufak bir taviz vermedi. Hiçbir şekilde. Şimdiye kadar da Ankara Barosu hiç taviz vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Şimdi biraz önce konuşuyoruz. Türkiye'nin en önemli yargı kurumları nasıl ele geçirilmeye çalışılıyor? Bir yerden kurtarılmaya mı çalışılıyor? Başka birine bağlanmaya mı çalışılıyor derken, işte o bağımsız barolar, bağımsız avukatlar, o güçlü avukatlar seçime gidiyorlar. Şimdi karşımızdaki güç bu seçimde bizim o bağımsızlığımızı, o birlikte olma ruhumuzu farklı farklı bile düşünsek
bir olgu ve ruh peşinde koşmamızı istemiyor. O zaman bizi bölmeye, ayrıştırmaya ve yok etmeye çalışıyor. Çünkü şu anda hakim gücün karşısında direnebilen tek bağımsız güç hemen hemen Türk baroları. Şimdi bu durumda biz ayrışacağımıza, birbirimizle kavga edeceğimize bir araya gelmeliyiz. Adaletin tesisini sağlamak, tecellisini sağlamak için, kanundaki yetkileri kullanabilmek için güçlü olarak bir araya gelmek durumundayız. İşte demokratik sol avukatlar da ön seçimi bu amaçla yapıyorlar. Bölünmeyi engellemek, bir bütün halinde çıkabilmek. Şimdi burada ön seçim aslında bütünleşme mi aslında? Tabii ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Sizde öyle mi? Ön seçimden çıkan aday kim olursa, evet, diğer bütün aday adayları onun çevresinde kenetlenecek mutlaka. Şimdi kenetlenmesi gerekiyor. Yoksa ön seçimin bir anlamı o yok. O zaman ön seçimin bir anlamı yok. Bu daha önce Ankara Barosu'nda birkaç kere yaşandı. Fiilen benim de başıma geldi. Ancak bu dönem başımıza gelmemesi anlamında biz Ankara Barosu olarak, Ankara Barosu Başkanı olarak, başkanlığı olarak çalıştık ve bir bütünleşme sağladığımızı düşünüyoruz. Bu bütünleşmenin karşılığında Ankara Barosu artık tek bir vücut olarak ayakta kalacaktır. Daha önce aldığı oyun çok daha fazlasını alarak Demokratik Sol Avukatlar grubu bu seçimi kazanacaktır. Evet. Bu şunu getirecek, Türkiye'deki en güçlü baronun Ankara Barosu olduğunu ortaya koyacak. Bunun şöyle bir sübap olma mekanizması var. Hakim güç hiçbir şeyi tanımıyor. Adeta bir dozer gibi önüne ne gelirse biçerek gidiyor. Nereye kadar? İşte o güçlü, bağımsız, evrensel hukuk kurallarına uyan, evet, baroyla karşılaşana, evet, kadar. Biz şu anda Türkiye'nin ayakta kalan en önemli güçlerinden bir taneyiz. Bunu sağlamak ve devam ettirmek, daha güçlü baro yaratmak, işte bu ön seçimin eseridir. Bir de meslektaşların mesleğini yapabilecek alanları kalmayacak artık. Yani hukukun olmadığı yerde sen ha avukat olmuşsun, ha ne bileyim terzi olmuşsun, ha bakkal olmuşsun. Hukukun olmadığın yerde yani avukatın avukat olmasının da bir esprisi yok. Tabii ki şimdi avukatlık ancak ve ancak bağımsız, hukukun üstünlüğünün tanındığı, insan haklarına sonuna kadar savunmaya destek verilen saygı ve önem verilen savunmanın yargının üç sacayağından biri olarak kabul edilen bir durumda ancak anlamı ve önemi olabiliyor. Yoksa devlet avukatlığı gibi 1940'lı yıllarda İtalya'da, Almanya'daki gibi avukatlık yapmak çok kolay. Ama mesele hakim güce, insan haklarına aykırı davranana, hukukun üstünlüğünü tanımayana karşı mücadele edebilen, evet, ve ayakta kalabilen avukat yaratmaktadır. Evet. İşte bizim mücadelemiz budur. Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, diğer barolarımız bu mücadelenin içinden çıkmakta ve bir bütün olarak, bir arada tek bir güç olarak hakim iradeye karşı, evet, ayakta durabilmektedir. Bunu da biz hep birlikte sağlıyoruz. Yani aslında kimsenin kimseyle bir alıp veremediği yok. Tek derdimiz hukukun üstünlüğü. Kesinlikle. Yani şahıslarla hiçbir alıp veremediğimiz yok. Benim mensup olduğum İzmir Barosu ve yönetiminde olduğum İzmir Barosu yönetimi, Ahmet, Mehmet, hiç kimsenin adını telaffuz etmeden, hayır, iş yapar. Hukuk aykırılık varsa insana, çevreye, hayvana, kadına, doğaya ne saldırı kim yaparsa varsa, yapsın kim yaparsa yapsın, evet, karşısında durur. Ankara Barosu da öyle. Evet. İstanbul, Türkiye Barolar Birliği de öyle. Evet. Bunu kişiselleştirip siyasi bir mücadele haline getirmek istiyor bazıları. Ne yazık ki. Yani sanki baroların yaptığı iş kendilerine karşı yapılan bir şeymiş gibi. Hayır. Yani değil. Avukatlar bu oyunun parçası değil. Avukatlar değil. Çay toplamaya gitmez. Hayır. Hiç kimse avukatları çay toplamaya götüremez. Evet. Avukatlar kimseyi meşrulaştıracak pozların içerisinde figür olmaz. Ve kimsenin de etki alanına girmez. Bunun için beğenilmiyoruz. Evet. Yani biat etmiyoruz, başımızı öne eğmiyoruz.
cübbemizin önünü kapatmıyoruz. İliklemeye hiç mi hiç aklımızdan geçmeyen zaten şeyler. Zaten düğmemiz yok. Bizim düğmemiz yok, bizim cebimiz yok, iliğimiz yok. Hı. İşte bizi ayakta tutan güç zaten bu. Şimdi bir yandan Ankara Barosu, İzmir Barosu, İstanbul Barosu, Antalya, Bursa Baroları ve onları oluşturan 95 bin avukatın gücü, adalete hizmeti. Şimdi şunu unutmamak lazım. Avukat demek vatandaşa hizmet eden kişi demek. Bir kere hakkını arayan kişinin avukattan uzaklaştırılması, avukatın savunmasından, avukatın himayesinden uzaklaştırılması zaten ülkede bugünü getiriyor işte. Güçlünün insafına kalmış hale getiriyor. Evet. Kimin ekonomik gücü varsa, kimin siyasi gücü varsa onun borusu öter o ülkede. Evet. Yani sıradan vatandaş için bu işin izahı budur. Budur. İşte zaten güçlü baronun yaratacağı diğer bir etki güçlü avukat. Güçlü avukatın yaratacağı etki güçlü bir ülke, güçlü bir siyaset, güçlü bir sosyal dayanışma ve yaşanabilir bir ülke haline gelmekteki en önemli güç. Böyle bakmakta fayda var. Evet. Onun için barolarımız bu çalışkanlık içinde, bu bütünlük içinde, bu dayanışma içinde bir araya geliyor ve asıl olan karşıdaki iktidar bizim için olmuş bu olmuş gerçekten önemli değil. Kim olursa olsun karşımıza geçip de anayasaya aykırı davranan, hukuka aykırı davranan, insan haklarını takmayan, çevre hakkını tanımayan, kararını din takmayan. Evet, ben tanımam da, uygulamam da diyen, gücüyle olan gelsin yapsın. Her bunu söyleyen kimseye karşısında biz varız. Hiç susmadık biliyorsunuz. Evet. Hiç kimsenin de gücü yetmedi bizi susturmaya. Ha, daha da ötesi biz gereğinde, yeri geldiğinde de sokağa inip sokakta milyonlarca vatandaşı yanına alabilen bir gücüz. Daha da öteye götürmesinler. Hukukun evrensel değerleriyle oynamasınlar. Yargıyı bizim kurtaracağımız hale getirmesinler. Bizim tek isteğimiz bu. Yani şundan ders alsalar yeter. Bundan birkaç sene önce çok değerli ortakları cemaat, bu Fethullahçı yapı, yargıyı bunların izniyle ve ortaklığıyla teslim aldığında neler yaptı? Evet. Yani düşünsene zırhlı arabalarda gezenler, imparatorlar gibi yaşayanlar, bugün yurt dışına kaçanlar, bir bakışıyla haber olanlar, evet. Ne de ağzından çıkanın kanunu oluyor. Neredeler? Kaçak olarak yurt kaçak dışında. Olarak. Yani o operasyonları, o hukuksuzlukları yapan bürokratından, o işin olan siyasisinden, değil mi? Evet. Yargıcından, savcısından neredeler? Birisi Hollanda'da, birisi Ermenistan'da, birisi Amerika'da, birisi evet. Bulgaristan'da. Yani hukuku kimse kendisine ebedi alet etmesin, değil mi? Sanmasın. Şunu söylesek daha güzel olur mu? Son söz, kapatıyoruz. Hiç kimse hukuku silah olarak kullanmasın. Mutlaka o silahın namlusu kendisine dönecektir. Doğru tespit değil midir? Çok doğru. Evet. Çok doğru. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hem bu son sözünüz için hem programa katıldığınız çok için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli seyircilerimiz, sezon finaliydi bu program. Yaz tatiline gidiyoruz biz de. İnşallah sonbaharda, Eylül ayında tekrar karşınızda olacağız. Kapanışı değerli Uğur Dündar Usta'nın yarın yayınlanacak Sözcü Gazetesi'ndeki köşesindeki yazısından küçük bir alıntı yaparak gerçekleştirmek istiyorum. IŞİD'inizi de alın gidin. Kapanış sözümüz ve sezon finalimiz sözümüz bu olsun. IŞİD'inizi de alın gidin. Umudu taşımak için bence çok...